Evet çocuklar, bugün öykü için bir çalışma yapacağız. Bakalım öykü bu çalışmamızı sevecek mi? Evet. Bir tane tepsi çiziyoruz. Tepsinin içerisine bir tane zeytin yaptım. Bir tane domates dilimi yapıyorum. Evet, buraya da iki tane kocaman kızarmış ekmek dilimi yapıyorum. Ekmek dilimlerini buraya kadar tereyağı yaptım. Evet, bunların üzerine birer tane de sucuk kesip koyalım. Bakalım ne olacak? Evet. Şimdi resim haline getirmeye başlıyoruz bunları. Buradan burası devam ediyor. Evet, öykü. Şaka yaptım tabii ki. Bakalım yapacağımız çalışmayı beğenecek misin? Evet, bunları çiziyorum kaşlarıma. Bunları biraz koyuluyorum. Devam ediyoruz çalışmamıza. Şurada bir tane cep var. Buradan devam ettim. Küçük şirin bir gövdemiz var. Evet, size karşılıklı simetrik olarak yaparsanız daha rahat çizebilirsiniz. Bu kolu çizdim. Karşısına diğer kolu çizdim. Ellerimiz belde. Evet, ayaklara geçiyorum hemen. Buraya kocaman bir tane papatya. Bir tane buraya çiçek çiziyorum. Evet, siz de çizdiklerinizi herhangi bir şeye benzeterek çizerseniz belki biraz daha pratik olur çizmeniz. Buralarda da küçük çiçekler var. Evet, resmim zannedersem tamamlandı. Şu an açık kahverengimi alıyorum. Bu kısımda açık kahverengi var. Diğer taraflar koyu kahverengi. Evet, ben sıkmamak için biraz hızlı yapmaya çalışıyorum. Siz daha yavaş, daha sabırla, daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz çocuklar. Siz de çizerken konuşursanız belki faydası olur. Mesela buraya küçük bir zeytin, buraya küçük bir domates dilimi, kızarmış ekmek, üzerine tereyağı, sonra sucuk koyduk. Yüzümüz şekillendi. Evet, bu renkle de tenimizi yapalım. Burnumuzda bu renk. Kollarımız bu renk.
dakika bunun üstünde brönk yapalım. Kurduramız mormuş. Elbisemizi de boyayalım hemen. Ayakkabılarımızı da aynı renge boyuyorum. Evet, kalemimizin ardı sarıymış. Şanslıyız. Hemen onu da boyayalım. Açık kahverengimle gözün içini boyuyorum. Evet, iç kısımda biraz yanında parlaklık var. Kalanı siyaha boyuyorum. Ağzımın içine de kırmızı atalım biraz. Şurada diş kısmı kalsın ama. Evet, diş kısmını bıraktım. Kalanını da boyadım. Evet, tek eksik yerimiz kaldı. Ayakları da boyuyorum. Evet. Öykü, umarım beğenirsin. Bu resmi senin için çizdim.